Türkiye'nin pazarlarından herkese merhaba. Merhaba. Coşkun abi, çok sordular ya, niye yapmıyorsunuz, niye devam etmiyorsunuz? İşte ikinci sezon. Valla biraz dinlendik, biraz neler yapacağımıza dair düşündük, taşındık. Türkiye'nin pazarları devam edecek. Ama bazı şeylerin de tabii ki farklı olacak, sürprizleriz onlar daha de, çok artacak. Aynen öyle, çok güzel sürprizler olacak. Aracımız bu arada olacak. Çok geniş, bak ne güzel. Mesafemiz çok iyi. Artık böyle dedim ya, o rahatım. Asıl bagaj kısmı inanılmaz dolu. Boş yerimiz bile var hatta. Çok rahatız bu araçta. Ford ticari araçlarda, Ford Otosan'ın Ford Tourneo Custom'ıyla yolculuğumuzu yapıyoruz. Bu sene böyle başladık. Ama öncelikle şunu söyleyelim. Biz Türkiye'nin pazarlarına mecburi bir ara verdik birazcık da. Hava şartları Ocak ayında çok kötüydü. Yani çok ağırdı. Biz de sahada, sokakta iş yapıyoruz. Yemek pişirme de dahil olmak üzere hep sokaktayız. Dolayısıyla birazcık hava yumuşasın diye bekledik. İlk rotalarımızı da Antalya, Fethiye, Datça gibi böyle bir sahil şeridi koyduk ama doğuya gidiyoruz herhalde bu ay başında da bir. Kesin gideceğiz. Doğumuz, Karadeniz'imiz olmazsa, Orta Güneydoğu Anadolu. Güneydoğumuz olmazsa olmaz. Biz Aralık'ta en son pazara gitmiştik. Şimdi pazarlarda fiyatlar birazcık bizi şoka sokabilir Coşkun abi. O yüzden de bakalım nasıl bir manzarayla karşılaşacağız. Tabii bizi izleyenler de zaten onları merak ediyor. Burada nasıl mesela? Şimdi Sena'nın cennetindeyiz. Patlıcan İstanbul'da tanesi 8,5 liralara satılır hale geldi. Mesela burada üretilen o patlıcan acaba nasıl satılıyor, onu bir görmek istiyorum. Valla Timurcuğum, ikimiz de gazeteciyiz. Gazeteci kökenli olunca daha farklı oluyor. Tabii. Yani biz İstanbul'da hakikaten pazara giderken, ben ki pazarlarda her zaman nabız yoklayan insanım, marketten ziyade pazarda alışveriş yapan insanım, İstanbul'da o garipleşme olayları, böyle göz bebeklerim fal taşı gibi açıldı benim, biliyorum. Ama derler ya, abi Antalya'da çöpe atılırken biz burada şu kadara satıyoruz, şu anda Antalya'dayız. Hadi bakalım, öyle mi? Pazara gideceğiz ve gerçeği bizzat göreceğiz, belgeleyip size göstereceğiz. Abi 5 lira! Kalite 5 lira abi! Bomba biber ne kadar? 8 lira. Tatlı biberin kilosu ne kadar? Tatlı biber 15'e var, 10 liraya var isterseniz. Evet, şu anda elimde Meksika domatesi. Biz Antalya'ya yerleşeceğiz galiba. İstanbul'da bundan ulaşma imkanımız yok. Bu arada şimdi siz bunu biz pazartesi çekiyoruz. Siz pazar seyrediyorsunuz. Aynı hafta yapılıyor bu çekim. Bundan sonra normal akışımızda iki haftada bir mutlaka Türkiye'nin pazarları 2022 boyunca karşınızda olacak. Ben biliyorsun Datça'dan buraya geldim. Seni Side'den aldık. Şimdi dönüyoruz. Bir Antalya havasıyla karşıladı bizi burası. Görmediğim yolda hızla ilerliyorum. Foton Derneği'nin yaptığı bu zirveden de bahsedelim. Niye buradaydın da seni ben buradan almaya geldim? Evet, ben niye buradaydım? Yaklaşık 4 günden beri ben Side'deydim. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir fotoğraf buluşması yaptık. Fotoğraf zirvesi diye. Daha önce benzerleri yapıldı. Farklı alanlarda yapıldı. Örneğin biz foto muhabirleri yaptık. Dediğim, düğün fotoğrafçıları kendi aralarında yaptılar ama ilk kez fotoğrafta A'dan Z'ye genel var olan bütün fotoğraf ustalarını, üyelerini, katılımcılarını, meraklılarını bir araya getiren bir zirve yaptık. Fotoğrafa dair 4 gün konuştuk ve dinledik. Şimdi Coşkun abi bir mola yaparız. Shell'de bir güzel kahve ısmarlayayım sana. Güzel bir kahve, hakikaten hiç hayır demem. Coşkun abi, seni oturtayım bak, güzel burada şey var, bak şarj istasyonu noktası da var. Vallahi harika, cep telefonlarını şarj edecek şarj sistemleri de var. Malum arabada sen kendini şarj ediyorsun. Oh, iyi o zaman telefonun şarj olurken. Ve alıp geliyorum abi. Harika. Evet Coşkun abi, zaten şu anda beni beklemez. Sıkıntı yok. Rahat rahat ben buradan güzel ona bir taze sıcak fırın ürünü alacağım. Bir de tabii ki kahvesini almazsam olmaz. Merhabalar. Ben iki tane patatesli börek istiyorum. Bir tane ıspanaklı, bir tane de peynirli olsun.
Coşkun abime gidiyorum. Geldim Coşkun abi. Mis gibi koktu valla. Ben de bu arada şarjımı yaptım. Bak sevgimiz maskeyi kadar sıcak. Havaalanlarında hatırlarsan böyle şeylerle biz ilk karşı. Şerpilerde vardı böyle. Şimdi, ama tabii bu kadar güzel lezzetli börekler yok. Ama şimdi karayollarında olması hakikaten önemli. Yani standartların yükselmesi her anlamda herkese fayda sağlar. Kesinlikle. Güzelmiş ama değil mi? Şenay'ın favorisi bu börek. Bayılıyor. Merhaba, hoş geldiniz. Coşkun Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar efendim. Vallahi çok güzel kahve, muhteşem lezzetli börekler. Çok sistem seviyorum. Olağanüstü güzel. İnşallah Türkiye'nin her tarafında umarım yayılır. Evet, asıl bence güzel olan bir şey de kadınların çalışıyor olması. Şeren fazla üst düzey yönetici anlamında da kadını çalıştıran, değil mi? Doğru biliyorum. Bazı şeylere Şeren'in öncülük yapması bizi de mutlu ediyor. İyi ki varsınız canım, sağ olun. Teşekkürler, her zaman bekleriz. Tabii ki, çok teşekkür ederiz. Görüşmek sağ olun. Ederim. Pazar bizi bekler. Coşkun abi az kaldı. Son 9 dakikamız, pazar yerine gidiyoruz. Coşkun abi bak, burada konsolum çok güzel. Ben bu konsolu seviyorum. Şoförü böyle rahat ettiriyor. Her yerde cebi, gözü, öndeki torpidosu. O torpido harika. Kapağı ona, falan. Kapağı evet. Kablolara göre bir düzenek var galiba. CarPlay'in olması çok güzel. Hem Android'de hem iPhone'da rahatlıkla kullanabiliyorsun. Artık CarPlay'siz araba ben tanımıyorum ya. Ya dün komik değil mi? Bizim bir anda bir kardeşimizin gelip ben sizden zeytinyağı kazandım dedim çıkması. Evet ya. Asit taneli buradan teşekkürler. Böyle yemek yapmayı seven insanların kazandığı zaman daha mutlu oluyorum. Çünkü yaptıkları yemekleri hakkını fotoğrafını veriyor. Atıyor. Artı yorumunu veriyor. Mesela asit taneliyle ilgili olumsuz hiçbir zaman yorum almadım. Bunu net vallahi söyleyebilirim. Kullananlar bana da diyorlar ya. Biz kendimiz ya kullanıyoruz. Önce kendimiz kullanıyoruz. Ben şu anda yurt dışına giderken hediye diye asit tane götürüyorum. Şu anda bile canım çekti biliyor musun? Şu saniyeden itibaren tok karnına izlemeniz gereken bölüme geçmeye başlıyoruz. Dolayısıyla aç karnına izlemeyin. Geç saatte aç karnına izleyenler hep gece gece yemek yedik. Çok zor duruma düşürdünüz bizi. Ne yaptınız diye şikayet ettiler bizi. Hava 18 derece, üstümüzde mont yok. Ne harika, güzel bir şey. Antalya, Etiler, Pazartesi pazarı. Şu anda yeşillikleri gördük ilk kez. Güzel kıvırcık salatamız var, pazı var, maydanoz, nane. Maydanoz kaçtı? 2 tanesi 500 lira. Harika maşallah, nane kadar? Nanemiz 3 tane. Ah, biraz küçülmüş evet naneler. Aslında nanelerin güzelliği bu. Ha, tamam harika. İdeali bu. Nereden anlıyoruz ideal olduğunu? Ben mi? Öbürümü vermişim. Hayır, biz nasıl anlayacağız? Başka pazara gittiğimizde de yanlış bir şey almayalım. Hayır, hiçbir zaman yanlış almazsın. Bağ böylese, güzelse, böyle yemyeşirse nane budur. Yalnız bir hakikaten kokar. Güzel. Pazı? Halkımıza ucuz, 3 lira. Halkımız için mücadele yapıyoruz. Biraz ileri gidiyoruz, bakıyoruz, geliyoruz. Başımdan hadi kolay gelsin. Araba sana emanet. Sıkıntı yok. Eyvallah kardeşim. Elde var bir pazımız var. Ne geliyor aklına? Pazı, limon. Yeşillik, nane, salata abi. Abi hayır. Pazı dolması. Pazı dolması. Abi 5 lira. Kalite 5 lira abi. 5 lira. Limon 2 kilo 5 lira veriyor. Abi limon 2 kilo 5 lira. 2 kilo 5 lira veriyor. Fiyatlar düştü mü? Düştü düştü. Bu hafta düştü. Havalar biraz ısındı ya. He, bu kaç paraydı geçen hafta? 30 lira. Yoruyor yoruyor indi. Ama yine de pahalı. Salatalık bak. Geçen hafta? 20 liradan aşağı hiç yoktu. Sera biliyoruz ama gerçekten İstanbul'da yazın bile yiyeceğimiz nitelikte pembe domates. Kütahya domatesi. Termal sularda yetişiyor. Sıcak su yani bile. Yani gerekli mineralleri toprağından değil doğadan alıyor. Şu Meksika'da bir tane ye. Evet, şu anda elimde Meksika domatesi. Kaç para o? 10 lira. Biz Antalya'ya yerleşeceğiz galiba. İstanbul'da bundan ulaşma imkanımız yok. Bundan sonra her hafta gelin buraya. Ben de sipariş edersiniz. Siz de şimdi bu bölümü izlediğinizde alt tarafa yazın. Patlıcan burada 16 lira. İstanbul'da taneli. Domates 10 lira mı? 12. Domates 12 lira. Ama şu küçük, muhteşem, lezzetli Meksika domatesi. Şey, salatalık ne kadardı? 12 lira 10 lira. 12 lirası var, 10 lira olanı var. Siz de aşağıya yazın bakalım, sizde ne kadar? Her şey bedava gibi şu an. Şerabı çok paradır baba. Şekildir abi.
Lezzetli. Coşkun abi kafanda şekillenmeye başladı. Evet, Gazi Paşa yerli muz varmış bak. Kaç para muzun kilosu? 9 lira efendim. 9 lira yerli muzun kilosu. Şimdi Antalya'nın kendine özgü bir dolması var. Frigya dolması diye derler. Ama onun içine koyacağımız harç önemli. O harç Frigya harcı. Pişirme yöntemi önemli. Sen bugün öğreneceksin o işi. Hayırlı işler. Sağ ol abi. Meşhur mu diyecek? Evet. Ama sen sanki meşhursun zaten. Çok ihtiyacın yokmuş gibi. Güzelmiş. Pazartesi için geniş bir pazar aslında. Bayağı şey var gibi. Evet. Hindistan'da direkt böyle boyunlara takılan süsler gibi. O Hawaii'de oluyor. Burada da yani. Aynen böyle. Bergamotun kabuğu. Reçel için hazır. Bunu al, direkt şekerli suda kaynat. Yani artık her şey pratik. Coşkun abi çilek, yarım 10 mu? Yarım kilosu 10. Bak bu da yeni. Terminoloji değişti arkadaşlar. Yarım kilosu 10 lira. Eskiden kilosu 10 derdi. Şimdi yarım kilo 10. Ekonomi. Kastamonu Taşköprü. Siftahat sarımsakla başlıyoruz. Coşkun abi bozmayalım bence. Dekor önce bir fotoğraf çekeyim ya. Çok Allah güzel gözüküyor. Selamlar, hayırlı işler. Bize küçük lazım. Çok az kullanacağımız için yemekte. Ne kadar bu? 10 lira. Sarımsakla başlıyoruz. Bakalım ne kadar alacağız bugün. Antalya'ya yerleşme kararı versek bizi Antalya kabul eder mi sence? Biber 10 liraya. Gür sesli arkadaşım direkt fark ediliyor burada bak. Tatlı biberin kilosu ne kadar? Tatlı biber 15'e var, 10 liraya var isterseniz. Ya dolma biberin var mı? Var. Kaça bu? 10 lira. Ama bir şey olsun ha bak. Ekrana çıkacak dolma elimizde kalmasın. Evet, düzgün olsun çünkü içini dolduracağım. Anladım. Yeter. Abi reklamımızı da yapalım tamam. Ha. Yeter. Yap abi işte. Şevşen kardeşe. Var 7 liralık. Başka bir isteğin acı biberler var. Acı yemez abi. Soğanın var mı, kuru soğanın? Acı yerim ben, niye yemem ki ya? Bu acı mı? Evet. O zaman çok az bir şey koy, ondan da koy. Yeterli mi acı biberim? Yeter. Hadi bir alkış o zaman. Bravo. Bravo. Hadi. Hadi bak bu gaza bağırırsın ya. Hadi. Ha? Gaza geldi sonunda. Domatesler kaç para? Domates 12. Bak ben sana nasıl bağırıyorum, sen domates 12. Pazarcı ben miyim sen misin abi ya? Susmaz adamı. Vallahi susmaz. Utandı. Utandırdık adamı. Allah razı olsun ya. 5 dakika dinledik. İyi hadi hayırlı işler. Soğan alacağız. Şuradan. Soğan alalım buradan o zaman. Al 2-3 tane. Bunu şöyle. Hatıra olsun diye mi yapıyoruz? Yok, program yapıyoruz. Program yapıyoruz. Türkiye'nin pazarları. Evet, Coşkun abiyle anılarımız biriksin diye biz pazara çıkıyoruz. Orijinal yumurta, Manavgat'tan. Kendi tavuğum, yalan söyleyene tavuğusun. Hayırlı işler. 4 tane yumurta alacağız. 35 lira, fiyatta da zam yok. Dünkü fiyata veriyorum. Bugün zam gelecekti normalde. Öyle mi? Tabii canım, bugün zam geliyor. Saat, her pazarda saat 2'de zam gelir. Yumurtaya, bütün Türkiye'de. Evet, aynen. Bunun borsası var. Düşebilir, artabilir. Yani yumurta borsası var. Borsası var yani. Pazartesi günü borsa saat 2'de. Saat 2'de açıklanıyor. 2'de açıklanıyor. Zam veya düşüş. Ben aynı fiyata satıyorum. Düşük fiyata satıyorum. Peki ne bekliyorsun? Artar mı, düşer artar, mi? Artar. 38 veya 40 olur. Bu gezen tavuk yumurtası. Yani çiftlik yumurtası. Anladım. Çok ama şey öğrendik vallahi. Yumurtanın borsası. Ben size rengini de göstereyim. Gezerken mi çektin tavukları? Yumurtaki değil. Ben biçirim çektim. Coşkun abi. Evet. Bak. Arkadaşım bir problemi var. Her şeye zam geldi dedin demin. Şimdi duydum. Abi ben sana bir şey söyleyeyim. Bunu nerede yayınlıyorsun? YouTube'da. Şimdi bundan 5 sene önce, 6 sene önce çay 1 liraydı. Evet. 1 kilo çay 15 liraya alıyordu. Bir tüp 35 liraya alıyordu. Şekerin paketi 3 liraydı. Kaşığın 12'li destesi 1 liraydı. Şimdi çay 44 lira olmuş. Şeker 10 lira olmuş. Bir koli bardak 750 lira olmuş, çay yine 1,5. Nasıl olacak bu iş? Şimdi mesele ne biliyor musun? Mesele şurada. Avrupa'da adam 1 saatte 5 euro kazanıyor. Biz askeri ücret olarak 8 saatte 100 lira para alıyoruz. O adamların 1 saatlik kazancı 5 euro, o 5 euro bizim 100 liramıza bedel. Bu nasıl olacak şimdi? Sen bütün gün çalışıyorsun, o bir saat çalışıyor. Nasıl olacak? Peki bir dakika, benim anlamadığım şey, bundan 2-3 sene evvel evet. Maliyetler o kadar düşükken
sen aynı fiyattan satıyordun. Çay 1 liraydı, şimdi 1,5 olmuş. Kar marjı mı çok yüksekti eskiden senin? Ya kar amacı değil. Para o zaman kazanılıyordu. Şimdi daha kazanılmıyor. Daha yalan değil mi abi? Öyle bir bak, mantık ama çıkıyor. Bak, mantık şöyle. Biz eskiden kazık yiyorduk. Mantık şöyle o zaman, sana anlatayım. Mantık bir çay koy da öyle anlat bari. Anlatayım, çay da vereyim sana. Oo, mantık hocam, şöyle. Tabii parasıyla canım. Şimdi o zaman ben size anlatayım. Şimdi kardeşim, 5 sene önce dolar kaç liraydı? 3 liraydı değil mi? 4 liraydı. Evet. Şimdi 15-16 lira olmuş. Hesabını öyle görmen lazım. Yani paramızın güzel değeri açıkladın. Gitti. Tamamen para doğru. Değersiz oldu. Şimdi derdimiz çok para güzelmiş bu arada. Afiyet olsun. Para değersiz, her şeye rağmen güzel para yapıyor. Para değersiz olduğu zaman bir ülkede yaşayan insanlar da değersiz olur. İnsanlar değersiz olduğu zaman dünya gözünde o ülke de değersiz olur. Her şey parayla bitiyor. Bugün Amerika dünyaya hüküm sürüyorsa doları dünyanın her yerde geçiyor para birimi. Bundan 7 sene önce ben şeye gittim, Umre'ye gittim. Biz 1 TL ile onların 4 tane parasını alıyorduk, riyalini alıyorduk. Şimdi biz 7 liramız onların 1 riyali yapmıyor, 1 parası yapmıyor. Neresin sen? Ben önce Türkiye'liyim, Türkiye'nin Bitlis vilayetindenim. Ben de Siirtliyim. Baştacıyız. Bitlis'in o içli köftesi var ya, böyle yediğin zaman pişik diye karşıya geçer. Ya Bitlis'in adamı da iyidir, insanı da iyidir, havası da iyidir. Evet. Sağ olasın, var olsun. Ha. Ağzına sağlık. Hesabı da al. Benden olsun. Olmaz. Hayır, hayır olmaz. Olur, olur. Olmaz. Vallahi olsun. Olmaz, hayır olmaz. Olmaz abi. Sen şuradan 3 tane çay parası al, tamam mı? 3 değil ya, 2. Hayır, 3 tane al, 3 tane koydun. Bizi o sana da ısmarladık. Domates kendine güveniyor tezgah. Kırmızı değil şemsiye. Mavi şemsiyenin altında kırmızı görüyoruz. Demek ki kırmızı bunlar. Harika. Limon da alacağız. Bir kilo oldu mu? Ne kadar etti bunlar? 14. Coşkun abi. Son evet. Yeşillikleri alalım. Ondan sonra ben bir tur fotoğraf çekmek için tekrar çıkayım. Bir de peynir alacağız. Sana çünkü ben bir de peynirli bir biber yapacağım. Lor. Lor peynirli. Sumak çok önemli dolmada biliyorsun. Evet. Ama aynı zamanda şerbeti de muhteşem olur. Hemen alalım. Hemen bir bardak sumak rica etsek. Ben alayım onu. Şöyle 20 vereceğim abi. Doğanın vahşi bir otudur. Bayağı dikenli. Normalde mercimek büyüklüğündedir. Biz onun öğütülmüş halini alırız. Bayağı meşakkatli hazırlanmış. Tabii. Ama önemli olan bunun şerbeti olağanüstü. Sumağı çok severim. Şerbetini de deneyelim bakalım. Evet, şimdi fotoğraf çekme zamanı. Coşkun abi beni bekliyor. Bir de siparişleri var, onları toparlayacağım. Bu ne balığı abi? Yılan balığı. Vay seni, vay vay balıkçılık. Lor peyniri var mıdır? Var abi. Bu vitrinle beraber mi gidiyor bu araba böyle? Evet abi. Dökülmüyor mu onlar ya? Yok abi, onlar ayarlı ya. Hadi be, bunu kullanmak stres. Süper. Başka bir şey var mı abi? Yok. Bunlar ne abi? İyi de mi? Taze hurma abi. Hurma. Ne güzel, resimli. Her evin ihtiyacı. Numaralı gözlük bu. Yaş 50'yi geçti mi? Yok. Kaç? 48. O zaman sen 1,5 anca kullanırsın. Birden başla. Birden var. Ben evet. Giriş seviyesi oldum şimdi. Dur. Beraber takmayayım. Şöyle takayım. Ben bunu böyle de okuyorum. Fark ama böyle cam gibi oldu ha. Vay. Bu dinlendirici gibi olacak senin için. He. Başımı döndürdü bu benim. 75. O zaman sana 0.50. Çünkü başını döndürüyorsa olmaz. Ama bu bayağı bir dinlendirir yani. He, bak bu yine görüyor. Hemen parlattırır yani gözünü. Şu anda etrafa da bakarsın. Evet, yormadı bu. Ama ben biraz daha direneyim abi. Diren. 50'ye kadar diren, hiç elleme. 2 sene daha götürür beni bunlar. Götürür. İyi, hadi hayırlı hadi. İşler. Çok teşekkür Allah ederim. Bir şey daha öğrendik. Bak, ben daha 48, yakında gözlük olur diyor. Ama 50'yi geçseydim 1,5 diyor. Halde olan fiyat aynı, burada aynı. Doğal bak, sabah tarladan geçip buraya getiriyoruz abi. Fotoğrafını çekebilir miyim? Kendi tarlamızı, kendi bahçemizi mahsus. Ne güzel. İstanbul'a göre bazı şeyler 3'te 1'i, bazısı yarısı. Ya şimdi buradan oraya giden ürün çok fazla var. Tabii abi, Antalya yani. Şimdi mazot maliyeti falan filan her şey 3 katlı çıkınca ister istemez. Vallahi yani
5,5-6 liraya tükettiğimiz mazot şu an 15,5. Ya adam 3 bin liraya burada maliyet yaparken bir araba için 9 bin, 10 bin lira maliyet yapıyor. Ya herkesin bir maliyeti var aslında, kimsenin elinde olan bir şey değil. Maliyetlerin düşmesi gerekiyor işte abi. Öyle. Şimdi üretim burada olduğu için, üretimin yeri burası. E burada nakliye yok burada. Nakliye yok. Herkes Antalya'ya gelsin. Yok abi biz bize yeteriz. Ya vallahi. Antalya abi şu an fazlasıyla. Baksana etrafına abi çok kalabalık vallahi. Hayırlı işler. Sağ ol abi. Çok sağ ol. Taze taze mi yapıyorsunuz burada? Ne zaman yeriz? Bir 10 dakika. Beklerim. Kaç para tanesi? 3 lira abi. Mis gibi kokuyor. Bu tatlıya çok farklı isimler takıyorlar değil mi? Abi, Kenan Tatlıyan var. He. Halka var. Halka kibar. Aynen. Ben ama ilk ömür ilk söylediğini duymuştum. Öyle biliyorum ben bunun ismini. Of, bunun başında beklemek de zor abi böyle ya. Yutkunmaya başladım ben yine. Bu tulumba tatlısı gibi de oluyor değil mi? Abi farklı aslında. Tulumba genelde %80 yumurtalı yoğurdu. He. Yumurta kendisiyle yani. Tulumba da öyle. Tabii. Bunda hiç yumurta yok. O şerbet mi? Aynen. Sağ olun. Eyvallah. Hadi hayırlı işler. Sağ olun. Şu an gülüyorum ben. Siz görmüyorsunuz ama şu an ben gülüyorum. Bak bak. Yarısı düştü benimkinin. İçine düştü Allah'tan. Merhaba. Evet Timur. Sonunda geldik. Sonunda geldik. Antalya'dayız. Yedi Mehmet. Buranın en önemli ismi. Hem mekan hem de gastronominin gerçekten bu bölgedeki en iyi temsilcisi, merkezi. Alışverişimizi yaptık. Mevsime uygun bir şeyler yapacağız ama bölgeden de bir takım yemeği gündeme getirmek lazım. Frigya dolması. Duydun mu hiç? Bizim bildiğimiz dolma harcı değil. İçli köfte harcını biberin içine koyacağız. Sonra bir güzel panileştireceğiz ve afiyetle yiyeceğiz. Tabii bu sadece bununla bitmiyor. Çünkü pazarda o alışveriş yaparken kardeşlerimden biri öylesine güzeldi ki abi dedi bu pazıyı yemeden giderseniz üzülürüz dedi. Muz yaprağı gibi abi. Muz yaprağı gibi. Birazdan sevgili Timur bize bir pazı çorbası yapacak ama yaparken de ona pazının maharetleriyle beraber, pazının özellikleriyle beraber bıçakların maharetini de gösterecek bir pazı dolması tarifi vereceğim. Dolmayı yapar mı, yapamaz mı bilemiyorum ama pazı müthiş bir şey. Hani ıspanak gibi. Yani hakikaten bu toprakların, o verimli toprakların en güzel minerallerini pazıda hissedebiliyorsunuz. Malzemelerimizi şöyle bir sıralıyoruz. Malum pazımız var. Artık hani mevsimine uygun sebzeler deriz ama Antalya 4 mevsim. Buranın seralarının yanı sıra o seraların verimli topraklarında biberin en güzeli. Limonlar var. Limon kokuyor, limon. Çok güzel hakikaten. Yani iç, birazdan sıkarken görecek o korkunç gücüyle Timur alacak böyle limonu. Sıkarım. Bu limonu burada limon gibi yiyorsunuz. İstanbul'da üzeri mumla geldiği için artık mumyalar müzesinden kaçmış limon mu diyeceksiniz. Bilemiyorum. Bu arada yine bizim pazıyı satan kardeşimizden nanenin nanesini aldık. Mis gibi, maydanoz, domates. Vallahi suyunu hissettim yani uzaktan. Acı biber. Yani bizim bildiğimiz sarımsak, soğanımız var. Yağlarımız, tabii ki asit tane, kıymamız var. Yedi Mehmet'ten bize tavsiye edilen bir etli sağ olsunlar getirdiler. Kuzu yapacağımız karışık, dana kuzu karışık. Dana karışık ama güzel. Un. Un çok az gerekecek. Nerede gerekeceğini birazdan göstereceğim. Süzme yoğurt. Süzme yoğurt. Çorbada olmazsa olmaz diyeceğiz ama. Çorba. Onun dışında o zeytinyağlı güzel. Aa unuttum. Yeme. Tanesi 1 lira. O güzelim çam fıstığı ormanlarını biz mahvettik. Çevredeki maden ocaklarıyla. Şimdi çam fıstığının tanesi 1 lira arkadaşlar. Yok yeme. Koy onu. Koy. 3 lira giyeyim bari. Bu arada bakalım hamlamış mıyım Coşkun abi? Onu göreceğiz. Bana önce soğanı doğrayacağım. Bir bıçağı ver bakalım. Bu iyi mi? İyi. Başka bir şey ihtiyacım var. Unutmayalım. Türkiye'nin pazarları için özel mi özel bıçağımız var. Kızılay. Soğanı verdim ben soğana başlıyorum. Vay, Murat baktı olacak gibi değil. Evet. Murat bizi yavaşlamış gördü. Ya kızdırıyorsun.
Sıfır açıyorum vallahi ya. Hemen iki dakika içinde soğanın geliyor. Dur abi, ben daha yeni döküyorum. Evet, küp soğanımız doğranıyor. Şefler bize bakmaya gelmiş. Şefim gelin bakın bakın, yanlış yapıyor muyum bakın. Coşkun abi bak, büyük güç aldım yanıma. Benim öyle şapkam yok ama. O maşallah. Vallahi biz evde aşçıyız. Yani ayda bir soğan doğrayınca böyle oluyoruz tabii. Sarımsak istiyor musun? Birazdan. Hazırlayayım bir tane. Tamam, yağım kızdı. Dökeyim içine. Tabii tabii. Kızı sen mi? Tabii. İyicene karıştır tahta bıçakla. Ne olacak? Pembe mi olacak? Pembe. İçine atayım mı onun da? Hemen at. Karıştır. İyicene kavrulsun. Fıstığı da kavur. İçine fıstık da mı atacaksın? Koy, biraz fıstık da koy. Ne kadar? Adet söyle. Bu çok kıymetli. Bir avuçtan az olsun. Yeter. Onu doldur. Tamam, bunu İade tamam edelim çünkü yeter. Atıştırma ha. Çok. 1 lira, 2 lira. Çok güzel. Bunu ekmek arası yap ye. Evet, şimdi kıymayı koyuyorsun. Daha mı pembe olmadılar? Oldu. Oldu mu Murat? Bu kıymayla da kavurucuk yanması şu anda. Murat'cığım, mutfağa girdi nasıl belli oluyor ediyorsun? Hepsini mi dökeyim bunun? Hepsini dök. Biz şimdi iç mi hazırlıyoruz? Evet. Vallahi bu içle kendi kendine bile bir dünya oluştu. Bir şeye koymaya gerek yok bunu bence. Sumak. Bu bak, hepsi burada. Coşkun Aral karabiberle tencereye yaklaşıyor. Of of, ateş aldık. Var ya, o kadar acı biber, karabiber. Tuzu sonra eklesek abi. Aa, şu su varken tuz çözülür. O senin biftekte falan tuzu sonra koyarsın da, bu kıyma. Sumak vardı orada, kimyon o da. Şimdi normalde buna salça da koyabiliriz. Ama biz salçasız yapıyoruz. İstersen bir tane domatesi doğrayabilirim. Acı biber yapalım mı içine bir tane? Koyarız. Sen, sana bağlı çünkü biliyorsun aramızda yemek konusunda en arıza olan sensin. Sen doğru, al bıçak burada. Şimdi bana oradan tuz getir. Madem oturduk buraya. Tabii ki. Koltukta varmış bir şey abi. Koltuğun özelliği o. Şimdi bunun kabuklarını soymadan mı yapayım? O sana kalmış. Nasıl sarımsaklar, mucize. Ya ben Antalya'ya yerleşeceğim galiba. Coşkun abi, bunu ben nasıl küp yapacağım? Şimdi ya? Büyük bıçağı al. Dur abi bir dakika, işler karıştı burada. Şu büyük bıçağı al, şöyle kes. Suyu çıkar. Maydanozun tabağına koyarsan hiç sorun değil. Bu biraz gerilla usulü yemek oluyor ama bıçağın bulunduğu yer öylesinden abuk zubuk yerde ki senin diğer bıçak. Gitti. Onu kaldırman lazım. Gitti, şeyin içine düştü ya. Onu oraya konmaz. Mutfağın derli toplu olması lazım. Sevgili Timur. Ah Timur, sınıfta kaldın. Allah'tan MasterChef'e falan girmiyorsun. Seni başında ne yaparlar biliyor musun? Bu bıçakla doğrarlar abi. Valla doğramazlar, hayır. Direkt kaynatırlar. Onun sapını çıkart. Bu bıçak da kocaman ya. Bir şey olmaz. Onu bana ver. Buraya koyacağım sapını. Şimdi onu... Çekirdeklerini alayım mı? Çekirdekler çok acı olur ama bence kalsın. Güzel olur. Peki, onu da böyle doğra. Doğra, hepsini doğra. Hiç sorun değil, doğra. Acıdan korkan onun gibi olsun. Aynen. Ya böyle tak 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 yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar onu böyle? Şef olman için. Bir başlangıç. Önce kesmen lazım derler. Bak, hafif seri yaptım. Bak ama şurada koca koca şey görüyorum. Şu. Evet, onu ortaya koy, ortaya koy. Onu öyle yap, ortadayken böyle. Bunlar, onu da kaldır, bıçağı da ortadan kaldır. Beraber bunu iş yapsın. Evet, çok güzel, çok güzel, çok güzel, hadi. Burada durmuyor, hepsi buradaymış. Evet. Ben de biber niye düşmedi hiç diyorum. Yalnız iki bıçak bir tahtada olmaz. Kural. YouTube'a koku özelliği de gelse keşke. Gelecektir, mutlaka gelecektir. Kokuları... Çinliler bunların kokularını hapsedecekler bir yere. Bunu kimyasalını yapacaklardır. İzleyenlere de... İzlemeden önce tüp satacaklar. Şu tüpü yerleştirin derler. Yok, bence beşli veli altılı printer kartuşu gibi tüpler olacak abi. O tüpleri koyup karışıp her şeyi elde edecekler koku olarak. Salça yaptım ya bundan ben. Zaten taze salça gibi olacak.
Mantıklı bir şey söylemişiz. Şimdi bana oradan tabağımı ver bakayım. Al sana tabağını. Bence tamam. Sıvı. Aa, burada koca domates duruyormuş ya. Mustafa, o açıda sen varsın, hiç söylemiyorsun ha. İnsan der ki abi orada domates var. Coşkan, bu domates de hazır. Hazır, onu da ver. Buyurun. Evet, şimdi sana... Ne yapayım abi? Dolmalı biberlerin... Kapaklarını mı uçurayım? Kapaklarını uçuracaksın ama uçururken içinde çekirdek bırakmamaya gayret et. Tamam, nasıl ondan sonra kapatacağız mı tekrar yerine? Tabii ki. Nasıl yapıştıracağız onları birbirine? Bir o şey çöp kabı gibi koy. Bunu böyle yaptın mı çıkar. Ya bu şeyden kolay ya. Neydi o? Kabak çiçeği. Ben daha kolay. Kabak çiçeğiydi değil mi o? Bayağı cerrah gibi ortaya doğru toparladım bak. Onları yandaki çöp şeyi yap. Onu çöpe atarsın çünkü. Ne güzel soydum içine ha. Bu bunun kapağı. Kapakları karışmasın değil mi birbirine? E buna koy. Bunları yapacağız birazdan. Dolduracağız çünkü. Koy onları öyle şey hiç sorun değil. Hepsini yapacağız mı bunları ya? Evet, hepsini yapacağız. Çok değil mi? Çünkü şeyimiz, kıymamız çok. Onu ekmek arası yapardık. Hayır, öyle ekmek arası. Ziyan etmeyiz biz. Biz buraya yemek yapmaya geldik. Yemek olacak. Ekmek arası oldu mu o zaman Türkiye'nin pazarları sandviç diye bir program yaparız. Bak Mustafa, ameliyat nasıl olmuş bak. Coşkun Aral yumurtalarla pane için girişti. İki yumurta. Pane hazırlanıyor. Bunun özel bir ritmi var herhalde. O ritimde yapacak. Bak, harika oldu. Sen bunu kaldırıyorsun. Şimdi yağ mı koyayım? Burada yok, yağ koyacaksın. Evet, yağ kalsın yeter. Yeter. Yağ kalsın. Bitirme hepsini. Şimdi peyniri ben buraya koyuyorum arkadaşlar. İçine biraz nane. Yapraklarını ayırmak için en üstteki yapraktan tutuyorsun bak, en üstteki. Tamam. Böyle çektiğin zaman sıyırtma. Vay süper. Nane hakikaten nane. Antalyalı nanesi. Coşkun abi geldiler, dediler ki bizim Yedi Mehmet'in çok özel bir defteri var, hatıra defteri. Hı hı. Coşkun Aral'ın buraya bir yazı yazması mümkün mü? Tabii ki. De. Ben de tabii ki yazar dedim. Tabii ki. Antalya'daki tek adresim diyebilirim yemek konusunda. Özgün mutfağı var. Ustalar çok iyi. Ürünlerini bir de kendisi için özel hem üretiyor, hem seçiyor, hem imal ettiriyor. O da çok önemli. Deneme olsun diye birkaç maydanozla, birkaç nane yaprağıyla... O peyniri ezeceğim mi? Karışacaksın. Koltuktaki ömrüm çok uzun sürmedi. Bu ot değişebilir. Yani bu dönem otlar olabilir, kekik olabilir, fesleğen olabilir. Önemli olan peynirle neyi karıştırdığımız. Yani otlu peynir diyeceğiz buna, tamam mı? Evet, bunları aldım ben. Sana verdim ama sen bunları kaşıkla... Karıştırıyorum. Karıştırıyorsun. Sarımsak koyalım mı içine, ister misin? İsterim. O zaman hemen iki tane diş sarımsak. Fransızların meşhur bir peyniri var sarımsaklı. Bursen diye sarımsaklı peynirleri var. Çok mu güzel? Çok güzel. Neler yapıyoruz ya? Rakip olduk içeride. Lor yapıyoruz ama lora... Akşam müşterilere götüreyim abi. Bu özel Türkiye'nin pazarları ikramıdır deyip. İki müşteri tavlasak oradan. Ne olacak? Havamız olur abi. Yedi Mehmet'te başka yemek yedirdik. Haksızlık yok. Ayıp olur. Bir zaman burada usulları kadar yapamayız. Bu işte beceremeyiz. Bunu azıcık zeytinyağda mı gezdirsek acaba? Aferin. Gelişme var mı? Biraz da şey koy bak. Ne var? Fesleğen var mı? Tamam olmasın. Ben fesleği hiç sevmiyorum. Ay onu sevmez, bunu yemez. Arıza geldi yine, arıza. Ama abi bir sürü şey yiyoruz bak. Nanedir, maydanozdur, hepsinden yiyoruz işte. O çok güzel oldu, harika. Orada kalsın. Tencereyi buraya getiriyorsun. Hadi bismillah. Ne kadar koyacağız? Doldur. Ağzına kadar. Ağzına kadar. Vallahi ben merak ediyorum. Yani ilk kez yiyeceğim bir şey. Oo Coşkun abi, araba geliyor. Of, o ne öyle? Ah. Kabak mı bu? Evet. Yalnız kabağın görüntüsü nasıl öyle ya? Allah'ım, gelen ne biliyor musun? Buranın özgün bir keçi peyniri var değil mi hocam? Evet. O burada. O burada özgün bir zeytini var. Evet. Sürprizin güzeliydi. Ben o de... ne? Burada camız kaymağı, özel günlük getirttirdiğimiz Isparta'dan. Oho. Manda kaymağı. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Teşekkür. Çok teşekkürler. Saygılar sunarım. Teşekkür. Sağ olun. Sağ olun. Coşkun abi, dolmalar tamam gibi. Yağ kırdırıyorsun.
içli köfteye harcı dediğimiz harçla dolduruyoruz dolmayı. Ardından yumurtalı unlu pane, sonra servis yapıyoruz. Şu ne iki yapayım? Tanesini yağ yerleştir, iki tanesini hemen ardından ben üçüncüyü veriyorum. Coşkun abi, şimdi filik dolması yapıyoruz ya, filikler bu dolmayı gerçekten yapmışlar mı? Yani? Filikler döneminde yani bu dolmalı biber var mıydı bilmiyorum. Domatesin olmadığı kesin çünkü Amerika'dan geldi domates. O zamanlar imkansız. Soğan var, yani sarımsak var. Sana bir tane daha veriyorum. Yalnız herhalde zorluk seviyesi en yüksek yemeklerden biri bu oldu. Yani bilmiyorum, MasterChef'te yapılmış diye duyduk. Biz onlarla yarışan bir program değiliz. Haddimize değil tabii ki. Yok canım, nereye abi? Ama yani böyle bir şey denemek bile, üstelik bizim için. Ekip olarak iyiyiz biz bu konularda. Maşallah iyiyiz. Biz bize verilen tarife göre yaptık. Yerli Filiklilerden öğrendik biz bunu. Burada işler çok karıştı abi. Niye? Kapaklar atıyor abi. Hiç önemli değil. Bütün paneler düşüyor. Sorun değil. Önemli olan kızartması. Peki bunların piştiğini nasıl anlayacağız abi? Evet, o kabuklar çıtır çıtır olacaklar. Abi panesi burada. İster misin panesi ayrı? Paneyi ayrıca yeriz. Murat ne olacak? Murat götürdü. Sen Harun abinin elemana döndün ha. Gelip oradan araklıyor. Çocuklar panesi çok güzel olmuş. Tabii olmaz mı ya? Un, yumurta. O kadar. Biberin de kokusu geçmiş. Tabii paneye geçer. Çok zor durumdayım ben ya. Hiç mi? Fıstık gibisin, merak etme. Şimdi ben seni birazdan kurtaracağım. Beni değil abi, dolmaları kurtar gelip sen. Hayır hayır, merak etme, kurtaracağım seni birazdan. Dolmalar diyor ki biz böyle zulüm görmedik. Yani evet, filik dolması oldu olalı biz böyle zulüm görmedik diyorlar. Bence ama. Bence filikler bu dolmayı yapmamak, yani onların zamanında olmaması iyi olmuş. Çok zor bir dolma. Adamlara dert. Kalkayım mı? Kalk, kaç abi burada. Başarısızlığımla beni baş başa bırak. Of, harika olmuş. Hiç moral bozmak yok. Ben aldım onu, evet. Kaçır. Şunu aldım, buraya koydum. Bu bir. Yine biberleri pişmiş olarak bir tane alıyorum. Harika. Kaçır onu da. Bunlar yağlarını bırakacaklar biraz daha. Hiç şeye bozma. Yok panesi gitti, yok bilmem ne oldu. Hemen onu alıyorum. Harika. Evet, panelerimizi de... Bak, koyuyorsun, bunlar, ortaya koy. Onları ortaya bunlar koy. Bunlar da kalamar. Bu arada geldik puzzle'lara. Evet. Çok hızlı kaynar suya koyup yumuşatıyorsun. Nasıl? Birkaç tanesini birden koy. Kırıp da mı? Hayır, kendisi böyle olduğu gibi koy. İçinde biraz gezindir. Birkaç tane daha koy. Onlar yumuşayacaklar birazdan. Hemen koy birkaç tane daha. Oha, ne kadar büyük bu. İşte o puzzle. Koy. Tamam, şimdi kapat kapağını. Yumuşatı biraz kalsın. Abi. Biraz kalsın. Abi çorba da mı yapacağız bir de biz bunun üstüne? Çorba yapacağız. Çünkü bizim bugün 50 kişilik bir misafirimiz geliyor, ona hazırlanıyoruz. Kesinlikle. Coşkun abi, bize ikram edilen şeylere elimizi sürmedik. Acık oraya mı geçsek acaba, bunlar pişer? Vallahi şimdi arada bir tatlı var, onu en son yiyeceğiz de. Çok özel bir peyniri var. Siz bir tadın derim. Timurcuğum sen bir tat. Vallahi ben direkt buna odaklanıyorum. Peyniri sen yesen, kabağı ben mi yesem abi? Onu sonra yiyeceğiz. Yemekten sonra. Ya şu şeyi öğrenemedin, sabahleyin yine bize tatlı yedirdin. Adana tatlısı. Bu tam sana göre abi. Ben geliyorum o zaman. Şu peynirden alıyorum. Bu ekmek müthiş, o kıymayla çok güzel gözüme geliyor benim. Nasıl? Olağanüstü. Yemi geliyor. Müthiş. Ver bakalım bana bir ekmek, ben de bir tane yiyeyim bakalım. Vallahi filik yemisi ol seninki. Bakın, tok karnını izleyin. Sonra hep bize laf ediyorsunuz. Bizim suçumuz yok. Bana şu kapalı tencere içinde suda, sıcak suda bekletilmiş puzzle'lardan bir tanesini veriyorsun. Harika. Şimdi koyduk buraya. Biraz soğusun. Normalde soğuk suyumuz olsaydı onu koyardık. Sıcaktan hop soğuğa alıp. Tabii ki. Hem diri olurdu. Şu damarı kesiyorum. Neşter. Katlanırken sorun çıkarmasın. Bunlar çorbalık. Pazaya koydum. Peyniri. Peyniri. Buradan kestim. Çünkü ona göre hesabımızı, kitabımızı ancak yaparken yapıyoruz. Bunlar kızartılmaz mı? Bak, yağım kızgın.
Olsun dene. Hane yatağında fazla yaprağı kızartması. Bu çok sıkıntılı oldu ya. Kapak yapayım ona da. Ya da böyle durayım ha. Kalkanla durayım. Enteresan bir çalışma olacak bence bu. Peynirler hafif de erirse içinde. Coşkun abi. Aynen. Şu anda belki 7 Mehmet menüsüne bundan katacak burada görüp. Bir tane daha atabilirim ha. Bunları bitireyim ben. Dur abi oraya yaklaşın. Kapat kapağını. Tamam bana bir tane daha ver. Sıkıntı yok. Yakaladım abi sana bir fazla daha. Buyurun. Sıcaktır dikkat et. Sıkıntılı bu abi. Sinirli dolma. Kendi haline bıraktım abi ben onu. Tamam canım. Bak nasıl patlıyor içeride. Stres dolması olsun bunun ismi. Bak biz bulduysak bunu biz isim takma hakkına sahibiz değil mi? Evet. Pane yatağında şenlendirilmiş dolma. Abi buraya koyayım buraya da sunumlu olsun. Şu anda görüyorsunuz. Pazı dolmalarımız olağanüstü lezzetli. Ama kalan pazılarımız var. Hemen onları atıyorum. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Çorba, pazı çorbası bakın. Ne kullanacağız? Artan kıymamız var. Yoğurdumuz var. Bunları bir güzel kavuracağız yağımızda. Asil tane yağımızda. Şimdi ustaların özel dokunuşları vardır bak. Coşkun abi bunu fark etmedi bile. Özel dokunuşumla çorbaya zenginlik kattım. Pahalı bir şey koyup biraz ama. Burada ciddi hamurçuk dönme. Ona yeterince suyumuzu koy çorba için. İşte gene o kaynaya dursun. Güzel bir soru. Yeterince suyumuzdan koyacağım. Artık benim inisiyatifimdesiniz. Öf. Vitamin kaynağı. Biraz da un dökeyim böyle. Biraz koy. Evet. Bak şeyler gibi. Fırıncılar gibi. Battık Coşkun abi. Hep beraber battık bu sefer. Panenin içinde kullandığımız unu değerlendiriyoruz. Evet çorba yaptık ama bu çorbanın içine daha Orta Asya'dan bu yana kadar Anadolu'ya gelen bütün o boyların yapmış olduğu bir tür hamur çorbası. Yani şeye gittiğiniz zaman Kırgızistan'a falan beş parmak derler. Et suyunun içinde hamuru bir güzel erişte gibi doğrar. Harika olur. Sabaha karşı içerler. Çok da lezzetli olur. Şimdi dedim ya hamurumuz arttı. İçinde yumurta da vardı. Bunu böyle bir güzel yoğuruyoruz. Yani dedim ya hiçbir şey atılmayacak. Hele özellikle bu ekonomik krizin olduğu dönemde. Hatta daha tok tutacak bir şey. Her şeye zor ulaştığımız dönemde fiyatlar yüzünden çorbamıza birazdan... Ne yapacağız? Kesip erişte gibi içine mi atacağız? Aynen. Vay. Yani o zaman şunu söylüyoruz. Davetleriniz olduğunda her türlü bizi çağırabilirsiniz. Hemen her en az şeyi... En az malzemeyle çok kişiyi doyurabiliriz. Evinizin şu anda. Dolabını, kilerini sömürmek suretiyle her şeyi üretebiliriz o evde. Yani hiçbir alışveriş yapmadan. Onun için Instagram'da bizi takip edin. Türkiye'nin pazarlarını takip edin. Bu arada Coşkun abi, şunu da gösterelim. Şimdi evet. Asil tane hesabını biliyorsunuz, altta yazıyor. O asil tane hesabını takip ederseniz, Coşkun abi beni takip ederseniz, bizim paylaşacağımız postların altına yorumlar bekliyoruz sizden. Yorumu yazana da bu şişeyi değil, bu tenekeyi veriyoruz. Şişe göstermelik. Asıl verdiğimiz, size yolladığımız bu. Bu yuvalama oluyor değil böyle? Şırnak. Bu yuvalama değil de bu beş parmak. Beş parmak. Bunu alıp parça parçalıyorsun, küçük parçalıyorsun. Ben şuraya buraya koyuyorum. Kopara içine atacağım. Evet, küçük ama. Küçük kopar at. Çok güzel bir çorba oldu bence. Ben bunları içerim. Çorba kendi suyuyla kaynıyor. İçine hamurları koyduk, kanattık. Tabii çorbamızın yoğurt çorbasının olmasını istiyoruz. Çünkü içindeki bu pazı yaprağını yoğurtla buluşturduğumuz olağanüstü bir lezzet ama çorbayı bir de lezzetlendirmek için ne yapmak lazım? Yoğurt koymak lazım. Yoğurdun çözülmemesi için bir yumurta kırmak lazım. Biraz unlu kapta yumurtayı kırıyorum. Hemen bunun üzerine bana bir kaşık yoğurt koyuyorsun sevgili Timur. Ben bunu karıştırıyorum. Koy. Çok güzel. Kepçeyi alıyorsun. Bizim bu çorbanın suyundan yavaş yavaş buraya doğru boşaltıyorsun. Çok güzel. Koy biraz daha. Hadi. Bir ikincisi de lazım. Evet. Biraz daha. Şimdi ateşini kapat.
Ateşi kapatayım. Tamamen kapat. Kapat. Çünkü ateş yeter. Evet. Vay. Harika. Bunları neye yaptık? Yoğurdun çözülmemesi için. Sen bana bir çorbalık şu verecektin. Şu halime bak ya, ben bembeyaz oldum ben ya. Ama bu gayet doğal, değirmende çalışıyor gibisin sonuçta. Fırıncı. Harika. Bu çorbadan sen de içeceksin, ekip de içsin. Bol vitamin. Nasıl yapmışız? Çorba çok güzel. Ben de bakayım. Bu arada arkamızdaki kocaman heykel altın portakal. Altın portakal çünkü törenler malum burada yapılıyor yakınlarda. Yekta'nın mekanı. Yekta'ya selam olsun. Yekta'cığım burada. Tabii ki Üsal'ı unutmayalım. Ne güzel sunma yaptı. Mükemmel. O unlar, şey, küçük küçük beyaz unlar ne güzel olmuş ya. Timur'cum her şey değerlendirilebiliyor. Yumurta kabuklarından başka çöpe bir şey atmadık. Neredeyse evet öyle. Yalnız arkadaşlar, kamera arkasına sesleniyorum. Acayip bir şey yapmışız ha. Tabii ki siz seyredenler, umarım tok karnını izliyorsunuzdur. Bu çorbayı kesinlikle yapın. Hakikaten güzel olmuş, şaka değil. Ya muhteşem. Gerçekten muhteşem, ben bayıldım. Şimdi de dolmalarımız. Evet. Biz tarifleri dünyanın farklı noktalarından alıp tarihin derinliklerindekilerle buluşturuyoruz. O yüzden güzel şeyler ortaya çıkıyor. O da senin işte özelliğin abi. Dünyanın farklı mutfaklarını birbirine harmanlayıp, hani hep senin lafı vardır ya, yöreselden evrensele çeviriyorsun. Aynen. Çok güzel. Ben biliyorum bu işi ya. Ne biçim yapmışım? Bravo. Şu anda finalde çok ağır darbeyi vuracağız. Ağır darbe geliyor. Türkiye'nin en gözde lokantalarından. Ben restoran demiyorum, lokanta diyorum. Dünya çünkü çapında. Dünya çapında. Akdenizimizin incisi Antalya'mızda. Yedi Mehmet'teyiz. Muhteşem güzel bir kış akşamı ve bu akşama yakışır tatlılar. O tatlılar ki Isparta'dan gelen bir kaymak var. Manda kaymağıyla beraber. Camış kaymağı deniyor. Manda kaymağı, tahin. Burada piyazda da olmazsa olmaz. Kabak tatlısında da olmazsa olmaz. Ceviz. Ve ceviz. Bütün bunlar bir arada. Sen de hemen fazla dedim ya, artık göbeğim malum çıkıyor. Sen de benden yeme istersen sen. Tadacağım. Of 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 of. Sinir bozucu güzellikte. Hak ediyoruz ya biz bunu. Gerçekten değil mi? Yani ya bu kadar uğraştık abi, bence neden olmasındı. Bak bak bak, süsünü of, de. Of of of. Aynı zamanda yani yemek dizaynırı diyebilirim. Çok geliştim ben. Evet, kendisi eski haberci, görsel yönetmen, yönetmen, yapımcı, YouTuber, bak her ama, şey ama. Nasıl yaptım ama bak. Şöyle ortaya bir şimdi, tane koyayım. Ya Timur biraz fazla mı yedin? Bir dilim arkadaşlar abi. Var. İşte onlara da iki dilim orada. Ama bari kaymaktan onlara bırak. Tamam, az kaymak aldım. Kendine koyarken hiç böyle arkadaşları düşündüğüm bir an düşünüyorum ya. Ben yine düşünüyorum da. Ben sen koymaya başladım. Arkadaşlar var. Ben bu kaşığı ziyaret etmeyeyim, bununla yiyeyim. Aklın orada, biliyorum. Olağanüstü bir şey bu. Of. Evet, bu lezzetin doruklarındayken o zaman bu bölümü bitirelim. Veda ediyoruz size ama bizi Türkiye'nin pazarlarında izlemeye devam edeceksiniz. Üstelik farklı pazarlarda. Instagram'dan, YouTube'dan bizi takip edin. Türkiye'nin pazarlarının yanı sıra benim YouTube kanalım, Timur'un kanalları. Habitat'ı da unutmayınız. O da bizim kanalımız. Şunu da hatırlatalım. Kanalın katıl butonu açık. Katıl butonu açık olmasının sebebi bağımsız içerikleri desteklemeniz. Eğer bizi desteklemek istiyorsanız katıl butonu üzerinden de küçük katkılar yapabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz şimdiden. Birçok katkı sağlayan insan var, takipçimiz var, üyemiz var. O üyelere de ayrıcalıklar veriyoruz. Onlar hatta kendilerini biliyorlar nasıl ayrıcalıklar olduğunu. Üye olmayanlar maalesef bilemez, söyleyemem de. Kusura bakmayın, onların ayrıcalığı var. Hediyelerimiz var yol üzerinde. Ama bu arada tabii ki bize destek olanları tekrar hatırlatalım mı? Tabii. Önce şu anda Yedi Mehmet'e teşekkür ediyoruz. Buradayız. Çalışanlarına, bütün o güzel lezzeti buluşturan kardeşlerimize. Tat dedik, Antalya'ya teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Bir tabii ki. Burada olsaydı gelecekti bu arada. Valla Sinan, bekliyoruz seni. Bir başka buluşmada o olacak, belki o kesin olacak. Tabii ki sponsorlarımızı sen istersen hatırlat. Evet, Ford Otosan'a, Shell Türkiye'ye ve Asil Tane'ye çok teşekkür ediyorum.
diyoruz. Bizi destekledikleri ve bu içeriği yapmamızı sağladıkları için diyoruz. Evet, kanalı beğenmeyi, kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlar yazmayı ve videoyu paylaşmayı lütfen unutmayın diyoruz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Hoşça kalın.